Herkese selamlar. Şu an o kadar tuhaf bir yerdeyim. Kadıköy'de böyle ücra dip köşe bir sokak buldum Moda'da. Bugün güzel bir videodan bahsedeceğiz. Bugün hani böyle yeni hayatımın falan harbiden ilk videosu olabilir. Sokağı göstereyim size gerçekten bak. İpsiz, sapsız Moda'nın ucunda, köşesinde bir sokak. Ama şanslıyım çok şükür. Arkamda çiçekler var en azından. Enteresan bir Mayıs ayı geçirdim, biliyorsunuzdur. Anlattık, o videoda biraz bahsettim. Ya bu videonun biraz sizinle böyle sohbet tadında olsun istiyorum. Biraz daha böyle chill bir video olsun istiyorum. Videonun adını daha koymadım. Videonun konusu belli. Videonun konusu benim korkularımdan arınmış olmam. Önce tabii bir sormak istiyorum size. Hani şimdi korku nedir arkadaşlar? Bunu bir sorun. Yani şu an videoyu durdurun. Benim de önümden çünkü notlarım var. Bir durdurun videoyu, kendinize sorun. Korku nedir? Yani ne olabilir? Nasıl tanımlanabilir? Bunlardan bazıları, yani bazı insanlar korkuları bir bagaj gibi, bir el bagajı gibi düşünüyor. Yani içine doldurduğumuz, içinde bazı gerekli şeylerin de olduğu ama günün sonunda bize yük olan, bizim hareket kabiliyetimizi azaltan şeyler olarak ifade ettiklerini duydum. Bir anlamıyla yani korku bizim taşıdığımız bagajlar, bizim taşıdığımız yükler, bizim sırtımızdaki küfeler tırnak içinde. Başka insanların şöyle açıkladığını duydum. Kendi etrafımızı ördüğümüz ve zorunlu olarak ördüğümüz duvarlar şeklinde duydum. Bu duvarlar da gittikçe kalınlaşıyor. Korku sürekli bir taş ekliyor, bir taş ekliyor ve bir taşın sonunda artık sizi koruması gereken duvarların aslında sizin dünyanızı kestiğini, sizin dünya görüşünüzü engellediğinizi falan fark etmiş oluyorsunuz. Bunu söyleyenleri de duydum ki bu da aslında çok hoşuma giden bir tabir. Burada tabii şunu da hatırlatmak lazım. Bazı insanlar bazı insanlardan daha güçlü. Özellikle psikolojik olarak hani fiziksel olduğunu bir kısma koyuyoruz. O ayrı bir mevzusunun konusu. Bazı insanlar için duvarlarda küçük delikler açılıyor. Bu küçük delikler o insanlar için çok büyük problemler teşkil etmiyor. Ufak yaralar gibi, işte ufak ayrılıklar gibi, ufak kayıplar gibi. Ama bazı insanlar var ki kendi ördükleri duvarları, yani hayatlarını ve korkularını bir duvar gibi düşündüğümüzde, kendi ördükleri duvarların büyük boşluklarını kapatamıyorlar ve kapatamadıkları zaman da ya sürekli bir depresyon içinde kalıyorlar ki bu insanlar işte böyle yıkık dediğimiz tam kelimenin tam anlamıyla yıkık insanlar oluyorlar, ya da tam o duvarın boşluğu kadar bir kişi, kavram, bir şey o duvarın o deliğini o an bir süreliğine yani kapatıyor. Mesela bu bir ideolojik bağlantı olabilir. Bu çok hayatınızı sevdiğiniz, hayatınıza anlam yüklediğiniz, o boşluğu kapattığı için aslında fark etmeden hayatınızda deliler gibi aşık olduğunuz düşündüğünüz biri olabilir. Ve günün sonunda bu insan bir vakum etkisiyle o duvarı terk ettiği zaman duvar yine boşluk halinde kalıyor ve sizin o duvarı kapatmaya gücünüz olmuyor. Bu anlamıyla korku yine bir boşluk olarak, duvardaki bir boşluk olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları için korku bir otopilot gibi, bunu da duydum. Bu da çok sevdiğim bir ifade. Yani şöyle, şimdi korkuyu bazı insanlar evrimsel olarak şöyle açıklıyorlar. Hepimiz her şeyden korkuyoruz. Çünkü korku normal insanların yarattığı, özür dilerim arkadan motor geçiyor. Hepimizin yarattığı bir evrimsel süreç. İşte bu süreçte de korkularımız bizi nelere karşı dikkatli olmamız gerektiğine dair koruyor, kolluyor gibi bir ifade var. Bazı insanlar da diyor ki bu korkunun dozu bazen o kadar büyüyor ki korku bir otopilot haline geliyor ve hayatım, ben kendi direksiyonunu bırakıyorum. Hayatım korkular yönetiyor. Bence korku, yani aslında bir anlamda bir yapay zeka, bir yapay zihin, bir alternatif zihin sizin için düşünmeye başlıyor. Umarım rüzgardan sesim çok şey olmuyordur. Aslında korku bana göre bunların hepsi. Yani bunların bütünü korkunun hepsi. Çünkü hep bütün bu argümanların içinde gerçekten doğruya temas eden, korkunun tanımını güzel yapan, korkuyu güzel bir şekilde ifade eden bir yanı var. Ama bununla birlikte hani korku nedir hep konuşuyoruz. Bu Türk milletinin klasik huyudur yani. Bir şeyin ne olduğunu konuşur ama o şeyin tedavisini, çözümünü veya o şeyin derinliğine inmez. Bu da benim hiç sevmediğim bir şeydir. Biraz boş konuşmaya, sürekli böyle dairesel dönmeye
giden bir süreçtir. O yüzden biraz ben kendi hayatımdan ve kendi korkuya bakış açımdan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz tabii kanalın sıkı takipçileri varsa Mayıs ayında böyle videolar yüklemiştim. Bayağı modum düşüktü. Çünkü Mayıs ayını şöyle çok kısa özetleyeyim. Yani hayatımın her şeyini de anlatmak istemiyorum. Sonuçta burası YouTube yani. Mayıs ayında önce babam rahatsızlandı. Epey bir sıkıntı çektik. Yani gerçekten böyle sona yaklaştığını düşündüğümüz oldu. Zor bir süreçti. Bundan sonra da bir yaşadığı kadar yaşamayacak ama daha dikkatli ve daha sakin bir yaşamla umarım geçmişte yapamadıklarını şimdi yapacak. Hep beraber yapacağız inşallah. Daha sonra ben bir operasyon geçirdim. Operasyonun kendisi minör bir operasyondu. Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Ama buna mukabil yine de her operasyon gibi riskler vardı, korkularım vardı vesaireler vardı. Ve günün sonunda biraz ben de hani kendi korkularımla yüzleşmek zorunda kaldım. Çünkü bir operasyon masasına yatıyorsunuz ve kalkmama ihtimaliniz var. Çünkü Allah'ın belası sigara denen bir şey var. Sonra o masadan kalktım çok şükür. Ve babamın hastalıklarının yani belirsizlik durumları da çözülünce ben kendimde şunu fark ettim. Bir anda bir korkusuzluk hali geldi üstüme. Yani korkmamaya başladım. Bu sefer korkmamaya başlayınca hayatını hep korkularla idare etmiş. Yani hem otopilotluğunu korkulara vermiş, hem duvarlarını sıkıyormuş, hem de sürekli bagajlarıyla dolaşan biri olarak bir anda içimde çok büyük bir boşluk oldu. Bu duvarsal bir boşluk değil de daha ruhsal bir boşluk. Daha sonrasında dedim ki ben ne yapıyorum? Yani korkmuyorum. Korkmamak bir korku mu? Bunu size de sormak istiyorum. Yine burada videoyu durdurun. Yani korkusuzluk sizce bir korku mudur? Korkusuzluk diye bir şey var mıdır? Ben şu an hiçbir şeyden korkmadığımı düşünüyorum. Yani özellikle eğer inançlı bir insansanız burada ayrıca bir detay geçeceğim. Hani yukarı taraf hariç. Hiçbir şeyden korktuğumu düşünmüyorum. Şu an hiçbir şeye dair bir korku, içimde panik, endişe hissetmiyorum. Ama bunun ötesinde korkusuzluk diye bir şey var mıdır? Korkusuzluk tam korkmak korku mudur? Bunu da biraz düşünelim. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi herkes tabii bunları sorar. İşte ne yapacaksın, ne içeceksin, ne olacak, şimdi ne olacak? Yani şu, ne anlatıyorsun koçum? Lafı kısa kes derse gerçekten bilmiyorum. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki de kendime alternatif seçtiğim yollar var. Yapmak istediğim şeyler var. Ama ne olacağını sonunda Allah bilir yani ben bilmiyorum. Öncelikli yaptığım şeylerden biri yalnız bu operasyon falan filan süreçlerinden sonra yani korkusuzluğa alışmaya çalıştığım süreçlerde geçmiş defterleri kapatmak oldu. Çünkü insan hakikaten hem elinde olmayan ama hani kendi kanından olan hem de kendisinin ölüme bu kadar yaklaştığını hissedince biraz geçmiş defterleri hemen hatırlamaya başlıyor. Çünkü diyor ki ya arkadaş yani ben bir şeyler yaptım, bir öküzlük yaptım ve yaptığım şeyler kesinlikle hoş değildi. Bunları yani olan şekliyle, soru işaretleriyle, hatalarla, doğrularıyla tekrardan gözden geçirmek lazım. O yüzden yaptığım yanlışlar için özür dilemem gereken insanlardan usulünce özür diledim. Geri dönenler oldu, dönmeyenler oldu, canları sağ olsun. Yaptığım doğrular için yani daha fazla görüşmek istediğim, daha fazla böyle arkadaşlık etmek istediğim, daha fazla zaman geçirmek istediğim insanlara daha fazla yöneldim. Bu beni daha mutlu etti. Daha sosyal, daha hayata pozitif bakan bir insan yaptı. Ve özellikle de hani böyle benim gibi biraz da utangaç ama dışa dönük bir yapınız varsa yani birilerine karşı bir şeyler hisseden ama açılamayanlardansanız falan. Bütün hoşlandığım, zamanında hoşlandığım, hala hani böyle arada hoşlantı gibi gelen giden hislerin olduğu kişilere açıldım. Hepsi de gayet medeni şekilde reaksiyon verdiler. Bu anlamıyla ben geçmişimdeki defterlerin en azından ulaşabildiğim kısmına yani arşive kaldırılmamış olanlarını kapatmış oldum. O yüzden ne yapacağımı bilmesem de şu an elimde olanlardan mutluyum. Şimdi gelelim ikinci kısma. Ne yapmayacağım? Bence bu daha önemli. Bence yani bunlar biraz da benim hani siz de yapmayın diyeceğim şeyler. Bence biraz süreçleri mayalamamak lazım. Yani süreçleri uzatmamak lazım. Süreçleri aşırı şekilde zamana yaymamak lazım. Süreçleri aşırı şekilde kurallarına uygun bir şekilde devam ettirmemek lazım.
Bu da aslında her şeyi tam olması gerektiği şeklinde olacağını inanmaktan geliyor. Bu gerçekten önemli bir inanç. Yani utanma, kaygı vesaire olmadan her şeyi zamanında, hızlı bir şekilde ama edepsizlik yapmadan, kimseyi kırmadan. Bakalım notlarımda kaçırdığım bir şey var mı? Yani evet, aslında tam her şey olması gerektiği zamanda oluyor mantığıyla yapmak lazım bence. Net olmak lazım, böyle net gitmek lazım. Yani böyle çok uzatıp süreci yayıp yaydıkça işi boka sardırmamak lazım. Bir başka yapmayacağım şeylerden biri de saklamak. Çünkü en baştaki o bagaj metaforuna dönelim, yani ellerimdeki çanta metaforuna dönelim. Sürekli bir şeyleri sakladığınız zaman, hani entropi gibi, doğada hiçbir şey kaybolmadığı gibi, hiçbir şey de yoktan var olmuyor ve yoktan kaybolmuyor. Şimdi sürekli kendi içinize atıyorsunuz, tamam mı? Korkularınızı biriktiriyorsunuz, kaygılarınızı biriktiriyorsunuz ve en kötüsü de en kötü senaryoları insan zihninin içinde kurduğu için günün sonunda şöyle bir şey oluyor. Kendinizin içine sürekli bagaj hacminizi arttırıyorsunuz. Arttırıyorsunuz, 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 arttırıyorsunuz ve olan sizin böyle kendinize ağır bir şekilde daha da ağırlaştırdığınız, hayata daha zorlandığınız bir şey olacak. O yüzden birçok şeyi saklamamak gerektiğini düşündüğüm için birçok şeyi de saklamadan açıkça söylüyorum. Mesela açılmak bunlardan biriydi benim için. Sevdiğim arkadaşlarıma da, sevdiğim kadınlara da. Ama burada tabii bir ayrıca bir şey söyleyeceğim. Yine motor geçti, hay şansıma. Lütfen şöyle anlamayın. Hani bazı insanlar olur ya, böyle ölüme çok yaklaşır. Ondan sonra der ki işte ya arkadaş artık hiçbir şeyin önemi yok. Salla hayatı, boş falan. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum. Epeydir de görmediğim bir arkadaşımdı. Biraz böyle kontrollü delilik üzerine konuştuk. Yani böyle ben size şey demiyorum. Bagajları komple atın. Hayatınızda hiçbir bagajınız olmasın. Hiçbir şey saklamayın. Her şey olduğu gibi dam dum çat çut söyleyin demiyorum. Çünkü bir, bu sosyal hayatın akışına uygun değil. İki, mantıklı değil. Üç, yani aptalca bir şey. Yani yapmayın bunu. Sadece net, saklamadan, mayalandırmadan ve kendi içinize saklamadan, yani kendi içinizde bagajları oluşturmadan hayatı yaşamanızı tavsiye ediyorum. Ama burada şunu tekrar bir sorum var sana, size, neyse işte. Sizce kontrollü delilik diye bir şey var mı? Çünkü arkadaşlık şunu konuştuk. Şimdi arkadaşım yarışçı. Hani yüksek hızlara çıkan böyle gerçek yarışçılardan, yani şey, profesyonel yarışçı zamanında. Şunu konuştuk abi, dedim bir Mitsubishi'nin arkasına atlasan mesela motorun, 300 ile gitsen dedim, hani o adrenalini karşılar mı? Dedi ki abi, dedi, yani bunu yapmama ne gerek var ki, sonunda ölmek istemiyorum dedi. Şimdi ben de düşündüm, hiçbir şeyden korkmuyorum, hakikaten hiçbir korkum yok. Ama bir taraftan da kontrollü bir delilik içindeyim, yani kontrollü bir korkusuzluk içindeyim, öyle söyleyeyim. Yani hayatımı mahvedecek hiçbir şey yapmamakla birlikte hiçbir şeyden de korkmuyorum. Sizce bu mümkün mü? Bunu da size sormak istiyorum. Belki sizin bana verebileceğiniz, benim düşünemediğim daha güzel bir cevap vardır. Umarım bu da geçen son motor olacak. Evet, son kısımda biraz daha dini, böyle Nihat Hatipoğlu gibi kapatalım. Tavsiyeler kısmına geleyim. Önündeki notlara bakıyorum arada. Bir kere arkadaşlar, hakikaten kaç yaşında olursanız olun, yani yakın zamanda çok yaşlı insanların, çok genç insanların ölüm haberlerini aldım, cenazelerine gittim, cenazelerini görüyorsunuz, önünüzden insanlar gidiyor, insanlar doğuyor falan. O yüzden ölümden ötesi yok. Ölümden ötesi olmadığı için ölçün, tartın. Eğer yapmak istediğiniz şey, eğer saklamaya değer görmediğiniz şey, eğer mayalandırmamak istediğiniz şey çok saçma değilse basın gidin. Yani bunda eğer şeyse, yani imanlı biriyseniz eğer, bir merhaba hocam. Eyvallah, sağ olasın. Eğer hani böyle imanlı biriseniz, eğer içinizde bir Allah inancı varsa, ya Allah diyeceksiniz, pataküte gireceksiniz. Yok ben inanmıyorum derseniz, saygı duyarım. Yani ben inanan biriyim ama size saygı duyarak şunu söylüyorum. O zaman da en kötü ihtimali düşüneceksiniz, tartacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu yaptım, korkularım var, ne olur. Eğer tarttığınız şeyin sonunda çok kötü şeyler olma şansı varsa kesinlikle yapmayın. O zaman mayalandırabilirsiniz, erteleyebilirsiniz, unutabilirsiniz, o ihtimali raftan kaldırabilirsiniz. Ama eğer buna girmiyorsa, bu kategoriye girmiyorsa, sizin bu noktadan sonra yapacağınız şey üstüne gitmek olacaktır. Bir önceki videomda da dedim, bu videonun da beğenilmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Fırtınanın göbeğine girmekten bahsetmiştim. Fırtınadan korkmayın, yani üstüne gitmekten korkmayın. Üstüne gidilen şeyin, yani her şeyin sonunda ölüm var ya. Yani ölümün olduğu yerde hiçbir şeyin çok ciddi olabileceğini düşünmemeye başladım. O yüzden şu arabada geçsin.
Evet, teşekkür ederim hocam. Öyle yani. Ölümün ötesinde bir şey yok arkadaşlar. Korkmaya da gerek yok. Bir tek eğer inanıyorsanız yukarıdan korkun. Her şey olması gerektiğine varıyor. Yoksa da üstüne gidin. Olacak olan eninde sonunda olur diyorum. Bu yeri bulduğum için de çok mutluyum. Gerçekten çok sessiz, sakin, güzel bir yermiş. Umarım sesimde falan da bir problem yoktur. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.